Bugün Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 55. ölüm yıl dönümü. Ölüm yıl dönümü dolayısıyla Tanpınar Merkezi isimli bir web sitesi kuruldu. Web sitesinin ve projenin ayrıntılarını konuşmak üzere Profesör Handan İnci'nin yanına geldik. Mimar Sinan Üniversitesi Bomonti Kampüsü'ndeyiz. Tanpınar'ın ölümünün 55. yılında bir web sitesi kurdunuz, Tanpınar Merkezi isimli. İlginç bir proje. Projeyi bize anlatır mısınız? Nasıl gelişti? Aslında bu site daha büyük bir projenin bir parçası. Bu proje Tanpınar'ın İstanbul Üniversitesi Türkiye Hayat Endüstrisi'nde bulunan evrakını, el yazmalarını, belgelerini tasnif etmek ve korumaya almak amacıyla yola çıktığımız bir projenin parçası. Çok uzun yıllar, 1999'da ben bu dosyaları görmüştüm. Tanpınar'ın arkasında bıraktığı evrak Türkiye'de verilmiş. Fakat üzerinden birkaç şey alıp yayınlamıştım. Fakat daha sonra bu dosyalara ulaşmam mümkün olmadı. Uzun bir dönem ben bu dosyalara tekrar bakamadım. Sonra sempozyum yapıyordum Tanpınar için. O sırada tekrar bakma fırsatım oldu ve burada bulduğum bazı belgelerle bir kitap da hazırladım. Daha doğrusu bir albüm. Fakat o albümü yayınlama sürecim de çok sıkıntılı olunca, çok engelle karşılaşınca bu dosyalara dönüp tekrar çalışma sürecim yine uzadı. Bütün amacım bu evrakı mutlaka dijital bir ortama aktarmak, korumaya almak ve kullanıcılara sunabilmekti. Çünkü hakikaten dosyalanma biçimi ve korunma biçiminde günümüzün koruma kurallarına uymayan şeyler var. Mesela işte toplu iğnelerle iliştirilmesi, ataşlarla iliştirilmesi, onların pasta lekelerinin yazıya geçmesi gibi bunlar beni çok üzüyordu. Nihayet ama buna da bir uzman tarafından yapılması gerekir. Benim yapabileceğim bir şey değil. Marmara Üniversitesi'nde bilgi belge bölümü hocalarından Profesör Tuğba Karatepe'nin kurduğu bir ekiple birlikte biz Türkiye'de başvurduk. Onlardan onay aldık ve böylece bizden de bir ekip oluşturarak 3 kurumun işbirliğiyle bütün bu evrakı dijitalleştirdik. Şimdi Türkiye'de giden herkes bunu ekranda rahatlıkla görebilecek, ulaşabilecek. Ama biz bunların bir kısmını da Türkiye'de Tanpınar Merkezi diye kurduğumuz sitede tabii ki Türkiye'de gidemeyecek olan dünyanın dört bir yanından kullanıcılar var. Onlara da ulaştırmak istiyoruz. Şu anda bile gördük. Gerçekten dünyanın dört bir yanından bağlanılmış siteye ve o evraklar görülmüş ki amacımız biraz da bu. Yani isteyen, çalışmak isteyen ama ulaşamayanlara o evrakı sağlıklı şartlarda ulaştırmak. Neler var sitede peki? Evrakta neler var, sitede neler olacak bunu söyleyelim. Çünkü orada 3 kutu var. 1, 2, 3 diye ayrılmış kutular. Kutuların içinde dosyalar var, 40 aşan dosya var. Onun içinde gelişigüzel belgeler var. Neler var? Tanpınar'ın çok değer verdiği fakat bir türlü tamamlayıp yayınlayamadığı bir çeviri var. Monsieur Test Valery'den. Ölümünden sonra yayınlanmış olan Yahya Kemal kitabının yazmaları var. Belki de kitaba aktarılmamış bölümler olduğunu düşünüyoruz. Mektuplar var. Bütün romanların hemen hemen el yazması var. Mümkündür ki kitabı almadığı bölümler orada. Şiir denemeleri çalışmaları var. Kelimeleri nasıl çıkarmış, nasıl değiştirmiş, nasıl yayınlamış. Bunların hepsi çok değerli bizim için. Fotoğrafları var. Onların hepsini siteye yükledik. Yeni fotoğraflar. Krokiler, projeler, çalışmalar, notlar, defterler var. Bu da çok önemli. Okul defterleri var ona yakın. Onların için aldığı notlar var. Gezi notları var, hatıra parçaları var küçük küçük. Bunların hepsi çok zor bir iş. Tanpınar'ın yazısını okumak ve yayınlamak hakikaten el yazısı oldukça zordur. Çünkü ben günlüğü hazırlarken hocalarımın, Zeynep Hanım, İnci Hanım ne çektiğini o evrakı görünce hakikaten hissettim. Zor bir şey o ama yapılabilecek bir şey ve bunları biz yavaş yavaş aktartarak okuyuculara, kullanıcılara sunmak istiyoruz. Çünkü amacımız burada Tanpınar üzerinde çalışmak isteyen herkes onun evrakına ulaşsın ve oradan belgede göstererek rahatlıkla bu çalışmalarını yürütsün. Bunlar artsın. Yani tek amacımız bu. Peki bu arşiv neredeydi daha önce? Gözükmüş şeyler mi? İstanbul Üniversitesi Türkiye Hayat Endüstrisi'nde zannediyorum aile kanalıyla hocam Mehmet Kaplan tarafından Türkiye Hayat Endüstrisi'ne verilmiş diye düşünüyorum bunu ve onun mülkiyetinde yani Türkiye Hayat Endüstrisi'nin mülkiyetinde bir evrak. O evrakın üzerinde de çalışmaya herhalde yeterince zaman ayrılamadı çünkü daha önemli işler vardı. İşte günlüğünü yayınlamak, makaleleri, mektupları, sıra yani o metrukat dediğimiz evraka gelinceye kadar epey bir süre geçti. Galiba onlar da ancak bizim dönemimize denk gelebildi. Ama sadece araştırmacıları hedeflemiyorsunuzdur herhalde. Okurlara hissettirmek bence asıl önemli olan. Evet, mesela orada bir okuma kılavuzu, şu siteden söylediğim bir okuma kılavuzumuz var. Ben de öğrenciyken okurken çok zorlanırdım Tanpınar'ı. O zaman Google gibi bir şey de yoktu. Hemen yazın, Yesari hattı nasıl bir şey, işte şu heykelin görüntüsü nasılmış bir bakalım diye yazıp bakamazdınız değil mi? Şimdi onu bir okuma kılavuzu halinde Tanpınar'ın eserlerine geçen bütün isimleri, eserleri, mekanları
hepsini bir tıkla önünüze gelecek. Tanpınar'ın hangi eserinde nasıl geçiyor? Onlar önünüze gelecek ve mesela bu bir beste ise aynı anda linkine gidip dinleyebileceksiniz. Filmse linkine gidip seyredebileceksiniz. Bir yandan da kavramlarıyla ilgili bir sözlük hazırlayacağız orada. Bu da yine büyük bir ekip işi olacak. Tanpınar üzerine çalışmış değerli araştırmacılardan destek almayı düşünüyoruz burada. Onun değer verdiği kavramlar, kullandığı kavramları açan bir sözlük çalışması da düşünüyoruz bu okuma kılavuzunun içinde. Bir de benim hatırladığım bu okuma kılavuzu kısmında sokak fotoğrafları da gösteriliyor değil mi? Ya da gösterilecek öyle bir plan. Haritalar yapılacak, romanların haritaları. Huzuru okurken kahramanın gezdiği her yerin fotoğrafını ve haritalarını görebileceksiniz. Çok keyifli okur için. Evet. Peki bir de merkez açmayı planlıyorsunuz. Şimdi Tanpınar için bence çok gecikmiş bir şey. Bu kadar değerli, önemli, büyük bir yazarımız için neden bir araştırma merkezi, bir enstitü yok? Bu hep öteden beri herkesin düşündüğü bir şeydir. Bir Tanpınar Araştırmaları Enstitüsü gibi bir şeyin kurulması. Enstitü biraz zor bir iş. Onun için biz merkeze başlayalım dedik. Tanpınar buranın hocası. Yani Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisi, Güzel Sanatlar Üniversitesi olarak bugün tanınan yer aslında akademiydi. Güzel Sanatlar Akademisi'ydi. Ve Tanpınar da burada 1930'ların başından itibaren hocalık yaptı. Burada da evrakı var. Bunları da yayınlamayı düşünüyoruz. Dolayısıyla hem ilk üniversite hocalığı yaptığı mekanda hem de hiç olmayan bir şeyi, bizim yapmamız kadar doğal bir şey yoktu. Tanpınar Edebiyat Araştırmaları Merkezi kurmak için yola çıktık. Ama tabii ki bu resmi bir prosedür gerektirdiği için biraz süreç alacak bunu hayata tam olarak geçirebilmemiz. Tam olarak geçirdiğimizde ne iş yapacağız orada, neyi planlıyoruz ya da hayal ediyoruz diyelim. Tanpınar'ın çok değer verdiği bir şeyle başlayacağız bir kere, İstanbul'la. Tanpınar için önemli bir şehir İstanbul. Bütün kültürümüz için çok önemli bir şehir ve durmadan da kimliğini değiştiren, dönüştüren bir şehir. İşte bunu belki yeni kuşaklara başka bir bilinçle aktarabilmek, şehir dikkatini geliştirebilmek, şehir bilincini geliştirebilmek için özellikle İstanbul temalı araştırmalara, seminerlere yer vermeyi düşünüyoruz burada. Tabii sadece Tanpınar'la sınırlı kalmayacak. Edebiyatı çok daha geniş perspektiften de ele alacak bir merkezin hayalindeyiz, peşindeyiz diyelim. Sizin için de bu merkezi burada kurmak bayağı özel bir şey sanırım. Olmaz mı? Tanpınar benim için her zaman çok özeldir. Tanpınar için yaptığım her şey bana akademik çalışmanın dışında bir mutluluk verir. Çünkü sevdiğim bir yazar. Dolayısıyla bunu büyük bir coşkuyla yaparım her zaman. Peki bu sorunun cevabı aslında tahminimce çok uzun ama en çok neden seviliyor Tanpınar? Neden herkes bu kadar sever? Herkesin kendine göre bir Tanpınar'ı var zannediyorum. Zaten bütün büyük yazarlar böyle olurlar. Yani onları tek bir açıdan göremezsiniz. Tanpınar severlerle bir araya oturduğunuzda eminim çok da anlaşamayabilirsiniz. Çünkü o başka bir şeyini sevebilir, siz başka bir şeyini. Aslında Tanpınar hepsidir aynı zamanda belki de. Dolayısıyla Tanpınar'ı bence bu kadar verimli, bu kadar okunur, bu kadar farklı kesimlerden sevilen bir yazara dönüştüren de bu zenginliği. Sizin Tanpınar'ınız nasıl peki? Ben Tanpınar'ı günlüğündeki Tanpınar'la ve mektuplarındaki Tanpınar'la seviyorum yazar olarak. Onun yaratma endişesi, onun yazma sıkıntısı, onun hayata tahammül etme biçimi olarak sadece sanatı ve yazıyı görmesi beni her zaman çok etkilemiştir. Burada çok seviyorum ben Tanpınar'ı diyelim. Ama sonra tabii ki bir bağımız da İstanbul. O bana İstanbul'u öğretti. Ona büyük bir gönül borcum var sadece bunun içinde. Çok teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim.